olanlar mevcuttur. Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa'larda kendilerinden övgüyle söz ettiğimiz yurttaşlarımız ve hatta onlarla gurur duyduğumuz Türkler vardır. Hollanda'da bir Türk var ki, şövenizm bir yana, onunla sadece gururlanmak yetmiyor. 20 yıl önce Sivas köylerinden ekmek parası için yurt dışına göç edenler arasında yer alan Talip Demirhan adlı yurttaşımız, temizlik işçisi olarak geldiği Hollanda'da şimdi bir sendikada Yabancılar Dairesi Başkanlığını yürütmenin yanı sıra İktidar Partisi CDA'nın Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yer alıyor. Bir başka deyimle CDA'lı bakanlar ve hatta Başbakan Lübers'in patronu rolünde Talip Demirhan. Gerek kendi şahsi gayret ve becerileri ve gerekse Hollanda'nın tüm dünyaya örnek olacak demokrasisi sayesinde bu göreve getirilen şövalye unvanlı Demirhan ile söyleşiyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür. Siz nasılsınız? İyidir. Talip, SMF Sendikası'nda Yabancılar Dairesi Başkanlığı, İktidar Partisi'nde yönetim kurulundaki görev, en son olarak da Kraliyet Şövalyesi. Hollanda'da çok ünlü bir Türk oldun. Nasıl başladı? Kısaca anlatır mısın bunları? İlhancığım, bunlar kolay olmadı. 1966 yılında Hollanda'ya geldiğimde temizlik işlerle çalıştım. Bir pansiyonda kalıyorduk. 45 Türk arkadaşla beraber. Limanlarda çalışmaya başladım. Temizlik işçiliğinden çıkarak liman işçiliğine girdim. Yani bedenen çalışıyorduk. Kocaman gemileri dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Bu arada baktım, Hollanda'da geçici değiliz. Uzun zaman, en azından uzun zaman kalacağımızı tespit ettim. İçinde bulunduğumuz kamuoyuyla tanışabilmek, insancıl ilişkiler kurabilmek için lisana gereksinim vardı. Bir gün aklıma düştü, ya ben bu Hollandacayı, Hollanda lisanını öğreneyim dedim. Kaldığımız pansiyonda yaşlı bir bayan vardı, ona anne derdik. Hollandaca mama diyoruz. Anne, bana bir mektup yazar mısın? Ben lisan öğrenmek istiyorum diye Tarzanca el kol işaretleriyle anlattım. O kadıncağız da aldı yazdı. Yaşlı kadın olduğu için yalnız ilkokulun 3. sınıfını falan okumuş. Mektup kime yönelik idi? Mektup benim Hollandaca lisan öğrenmek istediğimi bir gazeteye hitaben yazılıyordu. Demirhan'a Hollanda Kraliçesi Beatrix'in isteği üzerine şövalye olarak ünvanlandırılan Talip Demirhan'a bir ay önce ödülü verilmişti. Şimdi Başbakan Lübers'den bu ödülü tekrar takmasını rica ediyoruz. Geluk gewend. Dank u wel. Dank u wel. Goed zo. De heer Lubbers, een Turk in hoogste orgaan van CDA. Hoe kan dat? Ja, wij hebben in Nederland het Christendemocratisch Appel. Een grote politieke partij die zich op het standpunt stelt dat je in de politiek op moet komen voor de belangen van mensen vanuit principes. Vanuit normen, vanuit waarden, vanuit dingen die echt heel fundamenteel belangrijk zijn. En wat wij nu waarnemen is dat ook bij diegenen die naar ons land gekomen zijn, uit andere landen, zoals hier uit Turkije, er mensen zijn die op dezelfde wijze principieel politiek willen bedrijven. En die kunnen dus heel goed ook dat doen in onze politieke beweging. En aangezien hij het goed doet.
Hollanda'nın Beyverwijk kazasında ilginç bir pazar var. Değil dünyada, Anadolu topraklarında dahi eşine ender rastlanacak bu pazarda 1000 Türk'ün tezgahı var. Pazara bir göz atalım. Ülkelerinde yaşamakta olan yabancıların temel haklarına büyük bir anlayışla bakmakta olan Hollandalılar, özellikle Türkiye, Fas ve Endonezya'dan gelen Müslümanların dini ihtiyaçlarına cevap vermede tüm Avrupa ülkelerinde başı çekerler. Artık rağbet görmeyen kiliselerin camiye dönüştürülmesi son yılların modası oldu. Burada yaşamakta olan 500 bin Müslüman için radyo ve televizyonda yayın hakkı tanındı. Bunun için özel olarak İslam Yayın Kurumu oluşturuldu. Yönetiminde daha çok Türklerin bulunduğu İslam Yayın Kurumu için Hilversum'da büyük bir villa tahsis edildi. Assalamu alaikum. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Islamitische Omroepstichting. In oktober 1986 begon de IOS, de 39e omroep van Nederland, met haar uitzendingen. İslam Yayın Kurumu'nun Radyo Televizyon Dairesi Başkanı Şadi Tatlı ile söyleşiyoruz. Şadi, radyo ve televizyon programlarınızda genellikle kime ve ne amaçla hitap ediyorsunuz? Öncelikle sevgili İlhancığım, Hollanda sınırları içerisinde yaşayıp çalışmakta olan 500 bin Müslümanın dini ihtiyaçlarını gidermek için yayın yapıyoruz. Bu kurumu genel müdürü... Selam, merhabalar. Başkanım, sağ olun. Ne var ya? Buyurun, sağ olun. İbrahim, anımsadığım kadarıyla İslam Yayın Kurumu'nun oluşması için çalışmalar 10 yıl önce başladı. Nasıl oldu? Nasıl elde ettiniz bunu? Kısaca anlatır mısın? Başta fikir olarak şüphesiz gelişti. O sıralar Hollanda içerisinde Türklere ait programlar haftada bir defa az bir zaman için 5 dakika için yapılıyor idi. Bir fikir olarak gelişti. Tabii bu fikrin kuvveden fiile geçmesi lazım idi. Daha sonra 2-3 sene aşağı yukarı böyle bir kuruluşun olabilmesi için gerekli tüzük hazırlıkları, tüzük yapılması ile geçti. Ve 1980 yılında da resmen tüzüğü kurularaktan yayın hakkı almak için ilk müracaatını o zamanki Kültür Bakanlığı'na yaptı. Fakat İslamiyet henüz Hollanda'da çok yeni olduğundan, İslamiyet hakkında yeterli bilginin olmamasından, buradaki Müslümanların da hatizatında bir sadece işçi potansiyeli olarak görüldüğünden, o zaman bakanlık dedi ki Müslümanları bu yayını yapmaya gereği yoktur. Hatizatında yasalar her şeyi açıkça ortaya çıkarmış. Hollanda içerisinde yaşayan tüm dini inançlılar, cemaatler kendi dinleri doğrultusunda, kendi inançları doğrultusunda gerek kendi cemaatine ve gerek de Hollanda toplumuna gerekli bilgileri radyo ve televizyon, devletin radyo ve televizyon kanalıyla yapmaları hakkı vardır. Ve bu yayın yapmada devletin kendi öngösterdiği kimselerle yahut kurumlarla değil, bu cemaatlerin
kendilerinin teşekkür ettirdiği kuruluşlarla yapılmasını öngörmekte. Fakat... Hollanda'ya işçi olarak gelip sonradan işveren haline gelen birçok yurttaşımız var. Bunlardan bir tanesi de Tuncay Batur. Almanya sınırına 500 metre mesafede bir fabrikası olan Tuncay Batur'un iş yerine bir göz atalım. ...1969 senesinde işçi olarak geldim. Burada kontrol fabrikası var. Bu yağ sobaları yapıyor. Yağ sobalarının otomatiklerini yapıyorduk. Sanatım değil. Esas sanatım ticaret. Orada 6 ay kadar kontratlı çalıştım. Ondan sonra baktım, hoşuma gitmiyor. Kendi başıma bir iş kurmaya karar verdim. Magazin sayfalarında sık sık yer alan bir Türk Amsterdam'da yaşıyor. Tüm dünyada kırmızı lambalı sokaklar olarak tanınan... Amsterdam'ın eğlence merkezinde çeşitli iş yerleri olan bu Türk'ün adı Yüksel Kazancı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin akın ettikleri bu eğlence sokaklarında Kazancı'yı bulduk. Yüksel, bir temizlik işçisi olarak gelmiş olduğun Hollanda'da bugün mübalağasız günde Türk parasıyla milyonlar kazanan bir iş adamı oldun. Nasıl oldu? Kısaca anlatır mısın? Ben 1963 senesinin son günlerinde ilk işçi grubuyla Hollanda'ya gelen işçilerdenim. Bildiği gibi uzun ve yorucu yıllar, devamlı çalışmalar, bir çalışmaya da yetinmedim. Restoranlarda bulaşıkçılık, geceleri temizlik işçiliği, ta bu 1975 senesine kadar sürdü. Gurbetin verdiği acıyla biraz biriktirdiğim paralarla Türkiye'ye döndüm. Fakat döndüğümde Türkiye'ye adapte olamadım. Türkiye'de her şey değişmişti. Bıraktığımız Türkiye yoktu. 6-7 ay dayanabildim. Rumeyan'da gidip geliyordum. İş kuramayınca her şey daha zorlaştı bana. Geri geldim. Burada edindiğim banka kredileriyle küçük bir şınakbarda işe başladım. Şınakbar kiralayarak işe başladım. Yani şey daha da kolaylaştı. Etrafta bıraktığımız iyi intibalar, bankalarda yaptığımız alışverişler, her şey daha kolay oldu. Bir iş yerine öbür iş yerleri takip ederek bugünlere geldik. Birinci şınakbarı açtıktan sonra onu diğerleri takip etti. Ne gibi... Hollandalıların tüm dünyaya parmak ısırtan reformlarından biri de ülkede bulunan yabancılara yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını vermeleridir. Asırlık anayasalarını özel olarak değiştiren Hollandalılar bu konudaki ilk uygulamayı geçen seçimlerde yaptılar. Seçimlere katılan Türkler ülkenin çeşitli kentlerinde 12 yurttaşımızı meclislere seçtiler. İşte bu seçkin Türklerden 7'siyle bir aradayız. İsmail. İsmim İsmail Aykul. Erzincan doğumluyum. Ankara'da oturuyorum. 1986 Mart ayındaki seçimlerle meclise gelmiş oldum. Bulunduğum şehir Amisfort'tur. Amisfort meclisine seçildim. Son 2 senedir mecliste gerekli çalışmalar yapmaktayız. En önemli yapmış olduğum çalışmalar yabancılar açısında, örneğin işsiz olan yabancılara iş imkanları arayabilmek, onlara kurslar hazırlatırmak ve onlara gerekli yerlerde iş bulabilmek. Örneğin mesela belediyemizde bir karar aldık, %5 yabancının belediye iş yerlerine girebilmesini sağladık. Şu an için aşağı yukarı 30 tane yabancı
belediyede memur olarak çalışmaktadır. Ben ismim Yusuf Toprak. Sivas doğumluyum. Eindhoven Belediyesi'nde 2 seneden beri belediye meclis üyeliği yapmaktayım. Belediye meclis üyeliğini daha çok il idareciliği olarak, yönetici olarak görüyorum. Sadece yabancılara değil, aynı zamanda Hollandalılara, Hollandalılarla da yakın ilişkilerimiz var. Hollandalıların da aynı zamanda yöneticisi sayılıyoruz. Yabancı olmam dolayısıyla yabancılara dönük çalışmalarımız biraz daha fazla, ilgi alanımız yabancılar oluşturuyor. Genel anlamda ülke çapındaki çalışmalarda özellikle milletvekilleri olsun, SDA bulunduğum partinin danışma kurulu olsun, burada fikirlerimi ön plana getirerek yabancılarla ilgili lehte kararların çıkması için elimden geleni yapıyorum. Bunun yanında sen üyeler arasında tek bayan. Evet. Bu nedenle bir özelliğin var. Enschede de Almanya sınırına yakın bir yer. Çalışmalarını belki Almanya'daki belediyelere de bazı mesajlar veriyorsundur. Hı hı. Kısaca sen de anlatır mısın? Evet. Ben Seçil Arda, Bursa doğumluyum. 18 senedir yurt dışındayım. Mesleğim yüksek tekstil kimya mühendisliği. Evli ve bir çocuk annesiyim. Evet, söylediğiniz gibi tahsili de Almanya'da yaptığım için özellikle sadece Hollanda'da değil, çalışmalarım Avrupa çapında oluyor ve gerek Avrupa Konseyi'nden veyahut da diğer Avrupa ülkelerinden Almanya, İsviçre, Belçika gibi devamlı fikir tartışmalarında bulunmak için parlamentolara çağrılıyorum. Ben de herkes gibi önce kendimi tanıtayım. İsmim Osman İskender Kaptanoğlu. Tirebolu doğumluyum. 7 yıldan beri Hollanda'dayım. Şu anda Tilburg Belediye Meclisi'nde görev yapmaktayım. Evet, ben Faruk Cansızlar. Eindhoven'da ikamet etmekteyim. Türkiye'de Ankara Şerefi Koçhisar doğumluyum. Arkadaşlarım da dediği gibi Eindhoven Belediyesi'nde yabancılar için bir takım çalışmalarımız olmuştur. Tabii ki bu 2 sene içerisinde ilk senemiz öğrenmekle geçti. 2. senesinde, son senede işte bir takım önerilerde bulunduk belediyeye. Bu konular örnek verecek olursak işsizlik sorunları. Ben İsmail Barikoç, Uşak doğumluyum. Arnhem şehrinde belediye meclis üyeliği yapıyorum. Arkadaşlarım zaten sorunların önemli bir bölümünü şu ana kadar gündeme getirdiler. Ben Naci Demirbaş. Türkiye'de Kayseri doğumluyum ve yaklaşık 12 yıldır Hollanda'da yaşamaktayım. Meslekten eğitimciyim. Benim belediye meclisine girmem de zaten eğitim alanında karşılaştığımız, gördüğümüz bir takım sorunların daha canlı, daha etkin ve politik bir platformda gündeme getirilmesi amacıyla başladı. Elbette bu daha sonra gelişti. Yalnız ancak klası çok büyük sporcu bir kızımız var. Yüzmenin çeşitli dallarında son 4 yıldır Hollanda şampiyonlukları elde eden Nida Zühal adlı kızımız, bugün yapılan son yarışlarda 100 metre kelebekte yeni bir şampiyonluk elde etti. Merhaba Nida. Merhaba. Kaç yaşındasın sen? 12. Ne zamandan beri yüzüyorsun? 6 yıldır yüzüyorum. Ne gibi derecelerin var Hollanda'da? Ne demek istiyorsunuz? Hollandaca mı konuşayım seninle? Fark etmez. Hollandaca daha iyi bilirim. Öyle mi? O zaman Hollandaca sorayım. Wat is jouw mooiste zwemresultaat? Vlinderslag. Ben je eens kampioen geworden? Ja. Hoeveel keer? Ik weet niet, maar iets van 3 keer, 4 keer. Ja? Nederlands kampioen dan. Ja. Türkiye'de hiç yüzdün mü? Ja. Ruud, PSV heeft tegen Galatasaray gespeeld. Ja. En Galatasaray is dus de enige club in Europa Cup PSV verslaan heeft.
Ken jij Galatasaray? Heb jij die wedstrijd gezien op televisie? Nee, we hebben het niet gezien. En, ik heb het alleen maar gehoord. Ik heb gehoord dat ze het heel erg moeilijk hebben gehad. Dat ze door de oog van de naald zijn gekomen. En ja, ik ben zelf ook nog nooit in Turkije geweest. En nog nooit tegen een Turk zelf al gespeeld. Maar dat is genoeg, denk ik. Je bent nu heel erg beroemd in Turkije. En Turkse supporters vindt jou beter dan Maradona. Wat vind je daarvan? Nou ja, het is een compliment, maar het is een persoonlijke voorkeur die je hebt met spelers. Ik heb zelf ook spelers die ik heel erg goed vind, die helemaal niet op zo'n lijst of weet ik wel, bij de beste team komen of zo. Succes! Saba. Zeg ik dat goed? Saba. Bach. 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 Prima. Sab. Gewoon Bach. Niet maar Bach. Ja. Dag. Dag meneer. Dierenberg. Dat is de meneer Dierenberg. Die als hij niet is en deze dame, dan kunnen wij die kranten hier niet verkopen in Nederland. Moet zij het zelf moeten verkopen? Ja. Nou ja, misschien jullie brood, hè? Anders verkopen hun. Ja, nee, hun brood misschien. Ja. Gaan we verkopen. Nou, ik wil liever deze. Hij zit nog geen brood. Ja. Komen was, had ik ontvangen. Ja, dat kan per huis. Hoe heet die winkel? Had die aan? Waar heet die winkel? Deze is chic hoor. Deze is van de kistjes. Ja. O, salamlardan kes var yine. Hij komt s'nachts naar Van Gelderen hier in Amsterdam. Dat is de buitenlandse kramdistributeur. En nou, verspreid nou, om 8 uur heb je overal in Nederland. Ja. Ochtendblad, ja. Ja. Nou ja, in Amsterdam is hij nog vroeger. Ja, dus daar maar. Je moet naar oosten en zuiden of zo. Ja, nou er bestaat nog. Dus dat is de vijfde Turkse krant hier. Dus dat is even kijken. 4 bestand. Bestond die nog? 4 kranten was het. En nu is het 5e krant, Sabah. Thank you.
Türkiye'ye gelmiş geçmiş büyük ses. Zeker, ja zeker. En was in Turkije een grote reactie. Was eerst gisteren in Turkse dagbladen. Dus was allemaal op voorpagina. En gisteren honderden mensen hier naartoe gebeld en telegram gestuurd. Alle moeders, zusters, ooms gevraagd. Jongen, hoe gaat het met jou in Nederland zo groot onveiligheid is? Wij hebben als Turk alleen maar één fout gedaan. Dat is eigenlijk, wij zijn arme mensen. En dan, omdat wij zijn arme mensen, dan hebben wij naar Nederland gekomen. En dat is onze grootste fout. Voelt u zich onveilig hier, u of uw landgenoten? Nou, ik persoonlijk niet, maar mijn landgenoten wel. Want wij hebben met mijn collega's veel contact genomen met de Turken. Ze voelen eigenlijk onveilig. En de autoriteiten? Die autoriteiten in Nederland ook afschuwelijk. Zelf die ministerie van Justitie. 4 dagen lang die Turken op de straat. Ik ben zelf gisteren met onze consul daar naartoe geweest. En was traan in mijn ogen. Morgen of overmorgen of anders volgende week zal de rust hier wel weer terugkomen. Er zullen wat mensen verhuizen, er worden wat ruiten ingezet en wat nieuw huisraad gekocht. En er zal wel een commissie worden ingesteld. Maar de Turk die uw huisvuil ophaalt, of die hier in de haven de olietank schoonmaakt, of die met u op de fabriek werkt, die heeft wel een heel andere indruk gekregen van wat wij zo graag zijn gastland noemen. En Nederlands naam in het buitenland heeft schade opgelopen. Dat wordt hier vanavond ook gefilmd door de Britse televisie. En menige Rotterdammer zou eens voor de spiegel moeten gaan staan en zich afvragen wat hij daar eigenlijk in ziet. In Europa wordt dagelijks Turkse families of Turkse personen land uitgezet. Maar oké, dat is familie Gümüş is specifiek. Oké, maar wij geven wel veel aandacht in onze Europese editie. Omdat in heel Europa woont 4 miljoen Turken. En we hebben verschillende dagbladen. En die dagbladen hebben hun Europese editie en Turkse editie. Daarom veel aandacht hier, maar weinig aandacht in Turkije. En dan... Zelf gewoond, ik heb, maar ik zal u dat vertellen, je kent die de mensen. Wat dan? We hebben een paar keer achterna gelopen door een Turk, we kunnen de weg mislopen. Publiceert u dit allemaal in de Turkse krant? Jazeker, jazeker. En was in Turkije een grote reactie. Was eerst gisteren in Turkse dagbladen. Dus was allemaal op voorpagina. En gisteren honderden mensen hier naartoe gebeld en telegram gestuurd. Alle moeders, zusters, ooms gevraagd. Jongen, hoe gaat het met jou in Nederland zo groot onveiligheid is? Wij hebben als Turk alleen maar één fout gedaan. Dat is eigenlijk, wij zijn arme mensen. En dan, omdat wij zijn arme mensen, dan hebben wij naar Nederland gekomen. En dat is onze grootste fout. Voelt u zich onveilig hier, u of uw landgenoten? Nou, ik persoonlijk niet, maar mijn landgenoten wel. Want wij hebben met mijn collega's veel contact genomen met de Turken. Ze voelen eigenlijk onveilig. En de autoriteiten? Die autoriteiten in Nederland ook afschuwelijk. Zelf die ministerie van Justitie. 4 dagen lang die Turken op de straat. Ik ben zelf gisteren met onze consul daar naartoe geweest. En was traan in mijn ogen. Morgen of overmorgen of anders volgende week zal de rust hier wel weer terugkomen.
Muziek is specifiek, okay, maar wij geven wel veel aandacht in onze Europese editie, omdat in heel Europa woont 4 miljoen Turken. En we hebben verschillende dagbladen. En die dagbladen hebben hun Europese editie en Turkse editie. Daarom veel aandacht hier, maar weinig aandacht in Turkije. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir stüdyo konu programıyla tekrar evlerinize konuk oluyoruz. Bu akşamki konuğum Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Karaçay abimiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Evet, İlhan Bey'le iki sene evvel bir söyleşide bulunmuştuk. İki sene sonra bir kez daha söyleşide bulunma ihtiyacı duyduk. Kendisi, sizi de takip ediyoruz gazetedeki yazılarınızdan, Dünya Gazetesi'ndeki yazılarınızdan. Ben hemen sizi tanıtmaya ihtiyacı duymuyorum çünkü buradaki Türkler çoğunlukla sizi tanıyorlar, kim olduğunuzu biliyorlar. Hemen sorulara geçmek istiyorum çünkü bayağı Hollanda'da yoğun bir gündem var, özellikle yabancılar açısından sorularımız da çok, vaktimiz de yetmeyebilir. Ondan dolayı ben hemen son gelişmelerle ilgili, son söylemlerle ilgili sormak istiyorum. Şu anda Başbakan Balkan Endi olsun, hatta Azınlıklar Bakanı Rita Ferdong olsun ve muhalefetteki İşçi Partisi lideri olsun, birlik dayanışma çağrısında bulunuyorlar ki son gelişmeler Hollanda'da belli. Yabancılara yönelik psikolojik baskılar, hatta kanun maddelerini değiştirmesine kadar onları da konuşacağız ama özellikle bunları samimi buluyor musunuz? İşçi Partisi Kongresi'nde de Waterboos, işte Hollanda bir göç ülkesidir, göçmenlere kapıyı kapatamayız dedi. Bakan Balkan'a dayanışmadan, birlikten, kardeşlikten söz etmeye başladı. Bunlar sizce ne kadar samimi son gelişmeler üzerine? Bunlar hiçbir zaman samimi değiller. Testi kırıldı bir kere. O testiyi tamir etmek imkansız. Bu hükümet gitmediği sürece bu sistem devam edecek. Bakmayın, onlar tabii ki büyük tepkiler almaya başladılar. Evet. Hollanda'da sağduyulu bir kesim de var. Burada da hani bir bilen dediğimiz büyükler var. O bir bilenler de artık tenkit etmeye başladılar. Özellikle Ferdonk'un tutumunu. Ferdonk 5 Mayıs'ı kardeşlik günü ilan edelim diyor. Ama yani ben samimi olduğuna hiç inanmıyorum. Halen bazı söylemleri var ki insan olan hiç kimse onu kabul edemez. Seçim yok. Bu boyutların çok üzerinde daha kötü yayınlar olacaktı. Bunun tek sebebi de Haçlı ruhu. Yani Türkler, bu Faslardan ziyade Faslara bu kadar yapıyorlar ama Türkler işleseydi daha mı çok olurdu? Çok olurdu. Çok daha çok olurdu. Çünkü tarihten gelen bir bilinçaltı Haçlı şeyi var yani sanıyorum. Veya Viyana'ya kadar Osmanlı'nın gelmesini hazmedememe var. Evet. Evet. Bu şekilde yani hazmedememe demeyeceğim ben ama ben küçüklükten kültürlerinde bu aktarılır. Yani ben onu yazılarımda da hep belirtiyordum. Evet. Benim kaynım Hollandalı. O da işte 1944'te doğdu. 48'de, 49'da, 5 yaşında, 6 yaşındayken dahi ona Türk diyorlardı. Sebep? Türk arsızmış, pismiş falan filan. Yani 49'larda dahi Haçlı ruhu bunların içinde yaşıyordu. Ve entelektüel de olsa bu ruhla yaşadığı için bunu atamıyor kafasından. Evet. Onun için Türkiye'yi tanımıyorlar bir kere. Ben demin genel kültürleri az derken Türkiye'yi tanımamalarını da eleştiriyorum. Ama bunda belki bizim de hatalarımız var. Bizim derken bizim devletimizin hatası var. Türkiye'yi tanıdık. 3 otomobille gittiğimiz zaman oraya göze batıyoruz. Hatta bir gün camımıza mektup koydular. Şu arabanın birini başka yere park edin de bize de yer açılsın. Halbuki herkes gibi biz de vergi veriyoruz. Evet. Kızım da araba kullanacak, çocuğum da araba kullanacak, evet. Karım da araba kullanacak. Onları nasıl kullanıyorsa. Yani öyle bir rahatsızlıkları var. Ama bu rahatsızlık, bu rahatsızlık 10 yıl sonra geçecek. Yani çok karışık şeyler cereyan ediyor Hollanda'da. Ne? Şimdi Theo van Gogh'u öldüren çocuk burada doğmuş. Evet. Burada büyümüş. Balkan Endi'de söyledi. Ve entelektüel bir çocuk. Evet. Peki bu çocuk
öldürüldükten sonra hastaneye yattı. Uzun süre yattı. Çıktı mı şu anda bilmiyorum. Belki halen hastanededir. İşte ama hiçbir gazete bunun halen hastanede olduğunu da yazmıyor. Yazmadı da. Mahkemeye gidiliyor. Mahkemede yoktu diyorlar. Ya mahkemede yoktu deme. Hastanedeydi de. Yani şimdi bu çocuk neden Van Gogh'u öldürsün? Soru işaretleri var. Yani neden gerçekten bizim yobaz diyebileceğimiz bir adam çıkıp öldürmüyor da entelektüel bir genç çıkıyor bunu öldürüyor. Hiç işte beğenmedikleri, geri kalmış gördükleri Türkiye'de sadece İstanbul'da 1 milyon kaçak yabancı var. 1 milyon kaçak yabancı var. Evet, onlar orada ekmek yiyor. Evet. Yani şimdi orada 1 milyon kaçak ekmek yerse buradan gidecek Türk haydaydı ekmek yer orada. Yani. Bunu bilmiyor. Yani. Sizce? Bir gazeteci gözüyle eleştiriyorsunuz ama. Hiç onun... Şu anda ben düşünemiyorum. Düşünemiyorsun. Yani. Hayır, hiç 35 yıldır burada gazetecilik yapıyorsun. 37 oldu. 37 mi oldu maşallah. Evet. Geçmişle bugünü, son soru bu. Geçmişten bugünü değerlendirdiğinizde Hollanda'da ne gibi değişiklikler oldu insan hakları konusunda yabancılara bakış açısında özellikle? Ben hep eskiden yazardım. Hollandalılar Avrupa'nın en konuksever, en demokrat, en sosyal insanları. Öyle miydiler o zaman? Öyle görüyordum. Görüyordunuz. Ama öyle olduklarına da inanmak istiyordum. Şimdi acaba değiştiler mi? Yoksa gerçek yüzleri oydu da bir Pim Fortuyn çıkmadığı için söyleyemiyordular. Evet, yani Pim Fortuyn'den sonra Pim Fortuyn'den sonra herkes bazı şeyleri söylemeye başladı. Hı. Cesaretlendiler. Acaba gerçek yüzleri hangisi? Ben onu merak ediyorum. Yani Hollanda toplumunda bir değişiklik yaşandı. Mutlaka bir değişiklik yaşandı ama bu işte onların gerçek yüzü mü yoksa bir değişim mi? Ben ona henüz karar veremedim. Bilal, tekrar evlerinize konuk oluyoruz. Bu akşamki konuğum kendisi uzun yıllardır Hollanda'da bulunan tecrübeli bir gazeteci ağabeyimiz, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Karaçay. Hoş geldiniz. Öncelikle belki tanımayan vatandaşlarımız vardır, insanlarımız vardır. İlhan Karaçay kimdir? İlhan Karaçay 36 yıl önce Hollanda'ya gelmiş. Sırayla anlatayım istiyorsanız kısaca madem kısaca sordunuz. Bir, önce Tercüman Gazetesi'nde bir sene, Hürriyet Gazetesi'nde 17 sene. Bu ara tabii TRT'ye muhabirlik. Hollanda NOS'te başlatılan pasaport programının yönetimi. Ondan sonra işte Günaydın Gazetesi, Sabah Gazetesi derken Dünya Gazetesi'ne kadar geldik. Bugün de Dünya Gazetesi'ni yönetiyorum. Evet. Dünya Gazetesi hem Hollanda'da çıkıyor hem Türkiye'de çıkıyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de çıkıyor sanırım. Dünya evet. Gazetesi'nden biraz bahseder misiniz? Evet. Özellikle Hollanda'ya. Tabii. Dünya Gazetesi Türkiye'de günlük olarak evet. yayınlanan bir ekonomi politika gazetesi. Türkiye'deki okurların geneli abone. Sanıyorum 52 bin sadece abonesi var. Bir de bayi satışıyla birlikte 100 bini aşan bir tirajı olan evet. Büyük etkin bir gazete. Biz o günlük gazeteyi Avrupa'da haftalık olarak veriyoruz. Çünkü zamanla yarışamıyoruz evet. diğer gazeteler gibi. Hollanda baskıları ayrı yapılıyor, İstanbul'da yapılıyor. Almanya baskıları genelde aynıdır ama sadece manşetler, sürmanşetler, ilanlar değişiyor. Bu ara Avusturya'ya da 1000 tane kadar gönderiliyor. Avrupa yaşamımız bizim 4 yıl önce başladı. 4 yıldır evet. Dünya Gazetesi Hollanda'da evet. yayınlanıyor. Evet. Epey Hollanda'dan da haberler çıkıyor. Bayağı bilgileniyoruz yani takip ettiğimiz zaman. Evet. Haberleri burada mümkün mertebe haberleri toparlıyoruz ve veriyoruz. Bu ara tabii Inter Ajans'a da üye olduk. Inter Ajans'ın çok iyi bir çalışması oluyor. Evet. Onun haberleriyle de gazetemiz zaten daha zengin olduğu duruma geldi. Bazı gelişmeler oluyor. Özellikle bu son hükümetin gelmesiyle birlikte gelişmeler daha da hızlandı. Yabancıların aleyhine olumsuz gelişmeler birkaç senedir var gerçi ama evet. Bu son hükümetle birlikte bayağı arttı. Hollanda'da neler oluyor? Aslında Hollanda'da olanlar yeni oluşum değil. Bunlar sanıyorum 10 yıl öncesine kadar dayanıyor.
sadece şimdiki hükümet, yani sağcı bir koalisyon ortağının gelmesiyle başlamadı bunlar. Ekonomik kriz diyemeyeceğim ama Hollanda'da ekonomi pek iyi gitmiyor. Eskisi gibi değil. Yabancı sayısı çoğalıyor. Pek çok köşeler yabancılar tarafından kapılıyor. Genellikle Türkler. Yani bugün baktığınız zaman bugün 10 bini aşkın Türk artık işçilik yapmıyor. İşveren durumunda. Ve 10 bin Türk'ün yanında 40 bin başka insan çalışıyor. Bunlar belli köşeleri kapıyorlar. Esnafın çoğu Türk oluyor. Çocuklarımız okuyor ve iyi mevkilere geliyorlar. Nüfus da süratle artıyor. Aile birleşimi tabii haliyle çoğalıyor. Adamlar önlem almak istiyorlar. Thank you.
Demir Benler resepsiyonu terk ediyor. Hürriyet'in Hollanda'daki haber ağını oluşturan 17 kişilik muhabir kadromuzun da hazır bulunduğu resepsiyona katılan Türk ve Hollandalı konuklar Hürriyet'in büyüklüğüne bir... Bu alemin kavgasında beni yalnız bırakma. Ağlamanın zamanı çok... Hollanda gazeteleri, radyo ve televizyonlar Hürriyet'in Amsterdam'daki bürosuna geniş yer verdiler. Ülke çapında yayınlanan 4 sabah gazetesi ile 64 yerel akşam gazetesi bu olaya geniş bir şekilde yer verdiler. Gazeteler, Hürriyet'in Avrupa'da satılan en büyük yabancı gazete olduğunu belirttiler. O Semir'in köyünde dünyanın 8. harikası denebilecek turistik bir atraksiyon yaşanıyor. 76 yaşında bir Hollandalı'nın gerçekleştirdiği Center Park adlı 13 bungalow köyünden dillere destan olanın içindeyiz. Hollanda'da 8, Belçika'da 2, Almanya, İngiltere ve Fransa'da birer bungalow köyü bulunan yaşlı Hollandalı'nın Fossemir'in harikasından görüntüler sunuyoruz. Turizm cenneti kurabilmek için illaki doğa güzelliklerine sahip olmanın şart olmadığını kanıtlayan yaşlı Hollandalı, basit ormanlar içinde ve küçük su birikintileri kenarında inşa ettirdiği tesislerde aranılan her ülkeyi bulduruyor ve her iklimi yaşatıyor. Fossemir'in köyünde konuklar her türlü sporu yapabiliyorlar.
Sıcaklığın 29 derece olduğu tropikal yüzme havuzuna girenler unutamayacakları anlar yaşıyorlar. İnsanoğlunun doğa güzelliği olmadan neler yapabileceği bu filmde kanıtlanıyor. Batılıların Türk hamamı olarak adlandırdıkları buharlı saunalar büyük rağbet görüyor. Dört, altı ve sekiz kişilik olmak üzere 650 bungalonun bulunduğu Fossemir'in Center Park'ında ayrıca 60 odalı bir de otel var. Konukları özel tren ile taşıyan Fossemir'in Park'ına biz de böylece veda ediyoruz.
Tebrikler. TRT mikrofonuna bir şeyler söyler misin? Tabii çok mutluyuz. Bütün desteklerinden dolayı bütün Türkiye'ye ve herkese çok teşekkür ederiz. Daha çağırır mı? Çağırır mı? Haydi. Tamam. Verelim mi? Altan Bey, iki seti aldıktan sonra üçüncü sette döküldük. Sebebi neydi acaba? Asıl sebebi oyuncuların birazcık karşı takımdan korkmasıydı bana göre. Daha sonra toparlanarak öbür seti almayı başardık diyebilirim. Çin takımı gerçekten iyi bir takım gördüğünüz gibi. Şu anda başka bir şey söyleyemiyorum. Peki, tebrikler. Teşekkürler, mersi. Değerli konuklar, Türk Gıda Maddeleri Toptancısı Sultan Export'un organize etmiş olduğu Bülent Ersoy konserine hoş geldiniz. Programın ilk bölümünde Türkiye'nin en seçkin saz üstadlarından kurulu bir ekipten saz eserleri ve oyun havaları dinlediniz. Programın İkinci bölümünde sizlere genç bir sanatçımızı sunuyoruz. Plak ve kasetleriyle genç neslin sevgisini kazanan bu sanatçıyı hep birlikte alkışlıyoruz. Sabit Gürses. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün. Eşimi, dostumu bana güldürdün. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün. Eşimi, dostumu bana güldürdün. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor.
Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Allah öldürür,